Hamdi Sedefçi'nin Ankara'da dosyası var mı yok mu? Değil. CHP belediye başkan adayını ne zaman açıklayacak, nasıl açıklayacak, kimi açıklayacak? Değil. AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Ahmet Günşen, 5 Aralık'tan bu yana sürdürdüğü çalışmalarını değerlendirdi. İl Başkanı Müjdat Kahve ile Merkez İlçe Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlarıyla partilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Günşen, Edirneliler Ahmet Günşen adını bilmiyordu, artık her yerde tanınıyoruz ve konuşuluyoruz dedi. Bildiğiniz üzere 5 Aralık itibariyle adaylığım resmen ilan edildi. Sayın Başbakanımız 8 Aralık gibi Edirne'mizde teşrif ettiler ve Edirne Selimiye Meydanı'nda bir kere daha Edirne kamuoyuna da duyurulmuş oldu. Ve biz 5 Aralık'tan itibaren Edirne'mizde sürecin içerisindeyiz. Ve daha işin başındayken ifade ettiğimiz gibi gitmeyeceğimiz sokak, gitmeyeceğimiz, varmayacağımız esnaf, çalınmadık kapı bırakmayacağız demiştik. Bu süreci şu anda tamamlıyoruz. Bir seçim stratejisi içerisinde hareket ediyoruz teşkilatımız olarak. Bu seçim takviminin içerisinde veya stratejisinin içerisinde birinci kademe çok doğal olarak sevgili hemşerilerimiz Ahmet Günşen adını bilmiyorlardı. Tanımıyorlardı yeterince. Bu çok doğaldı. Biz de bunu biliyorduk. Bizim birinci aşamamız Ahmet Günşen'in kim olduğunu tanıtmaktı. Ahmet Günşen kimdir sorusunun cevabını halkımıza vermek ve halkımızla bütünleşmek, kucaklaşmaktı. Bu sürecin sonuna yaklaştık. Çalınmadık kapı bırakmayacağız sloganıyla çalışmalara başladıklarını ve bugüne kadar binlerce evi ziyaret ettiklerini belirten Günşen, 4'er 5'er kişilik gruplarla 20 civarında ekibimiz her akşam halkımıza ulaşıyor, çat kapı ev ziyareti yapılıyor. Süreçten son derece mutluyum ve umutluyum. Hızlı bir giriş yaptığımı söyleyenler var. Biz daha yolun başındayız. Bu hız ve enerji yükselerek devam edecek dedi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla 1 Şubat günü Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Büyük Salonu'nda sürecin ikinci aşaması olan projeler için start vereceklerini belirten Ahmet Günşen, artık projelerimizi konuşacağız. Edirne'yi ortak akılla layık olduğu yere taşıyacağız. Biz AK Parti Belediyesi olarak altyapısı olmayan bir Edirne'de işe altyapıyla başlayacağız şeklinde konuştu. Yani biz bu süreci Ocak sonu itibariyle bitirmeyi planlamıştık. Çok şükür resmi kurum ve kuruluşlardan başlayarak esnafımıza kadar, sivil toplum kuruluşlarımıza kadar gündüz yaptığımız ziyaretler ve akşam ben ve eşimle birlikte başlatmış olduğumuz çat kapı ziyaretleri daha sonra güzel bir noktaya geldikten sonra parti teşkilatındaki arkadaşlarımızla birlikte bunun sonuç alıcı bir çalışma olduğuna inanarak bunu genişlettik ve bugün ortalama 20 civarında 5'er 6'şer kişilik ama en asgari şekilde 4'er kişiden oluşan 20 kişilik gruplar yani yaklaşık 100 civarındaki arkadaşımızla birlikte biz her akşam çat kapı ziyaretlerle halkımıza ulaşıyoruz. Onlara nezaket ziyareti içerisinde bir merhaba ve iyi akşamlar dileyerek kendimizi tanıtıyoruz ve süreci istediğimiz noktaya getirmeye çalışıyoruz. Ahmet Günşen'in kim olduğu sorusu artık gündemden düşmüştür. Bunu ben de görüyorum. Çarşıda, sokakta yürürken, akşam ev ziyaretlerimizde kapıyı çaldığımda insanlarımız bizi ismimizle hitap ederek karşılıyorlar. Bundan da son derece mutlu ve bahtiyarım. Dediğim gibi sürecin ilk ayağını tamamlamak üzereyiz. Nasip olursa 1 Şubat 2014 Cumartesi günü saat 13 itibariyle ESSO'da yapacağımız Sayın Sağlık Bakanımız Doktor Mehmet Müezzinoğlu Bey'in de teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz bir toplantıda Edirne'de ortak akıl değişim diyor konulu toplantımızda inşallah sürecin ikinci basamağına geçeceğiz. Yani Edirne'de AK Parti ve AK Belediyecilik adına neler yapacağımızı proje bağlamında konuşmaya başlayacağız.
İnşallah bu toplantıda, yani cumartesi günü, hemen parantezine belirteyim. Elbette ki sizlere ulaşmıştır ama bir kere de ben aday olarak sizleri cumartesi günkü bu açıklamamıza, bu toplantımıza davet ediyor. Ve orada Edirne için düşündüklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarımla ortak aklı ve takım oyununu oynayarak inşallah Edirne'mizi layık olduğu yerlere taşımaya gayret edeceğiz. Projelerimizi dediğim gibi cumartesi günü açıklayacağız. Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi akşamdan beri çisil çisil yağan güzel bir yağmura rağmen altyapısı olmayan bir Edirne'de sıkıntılar yaşıyoruz. Biz altyapıyla başlayacağız. Yani kanalizasyondan başlayıp efendim vahşi çöp toplamaya kadar su sıkıntısını da çözerek, ama bir an önce işe koyularak bu sıkıntıları Edirne'nin gündeminden taşıyıp temel belediyecilik hizmetleri anlamında sıkıntılarını gidermek istiyor. Çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz cuma